Öncelikle hepinize akşamın bu saatinde geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Zira aşağıda bir şey daha dikkatimi çekti, onu da ifade edeyim. Türkiye'de tarihi artık dizilerden izlediğimiz bir dönemdeyiz. Dış politikayı manken hanımefendilerin yorumladığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde aşağıda ben çok mutlu oldum ya. Yani nasıl söyleyeyim, umudum biraz daha yeşerdi. Ben zaten Türkiye'nin geleceğinden çok mutluyum ama biraz daha yeşerdi. Özellikle kitap fuarına bu kadar yoğun ilginin olması ve gelenlerin önemli bir kısmının da gençlerin oluşturması doğrusunu isterseniz Türkiye'nin geleceğine olan inancımı daha da güçlendirdi. Biz Türkiye'nin geleceğine elbette inanıyoruz ama son dönemlerde yaşadıklarımız zaman zaman bizleri umutsuzluğa sevk etmiyor değil. Öncelikle bu toplantının, bu panelin ana konusu Orta Doğu'da neler oluyor? Bunun için Eksen Sendikası'na ve değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Yine diğer panelist arkadaşlarımıza Batuhan Bey'e ve Hakkı Bey'e teşekkür ediyorum ama burada Hakkı Bey'in bir enstitü gibi çalışarak hazırladığı bu kitabı da özellikle tavsiye ediyorum. Kitabı okuma imkanım oldu daha öncesinde. Yani bugün burada karşılaşmış değiliz kitapla. Geçen sene çıkardı Hakkı Bey kitabı. Yani bir enstitü kursanız, onlarca uzman çalıştırsanız ve bu onlarca uzman birkaç sene çalışsa ancak böyle bir kitap çıkarır. Yani olağanüstü bir emeğin ürünü bu kitap. Hakkı Bey'e de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Tabii Türkiye'de çok fazla emeğe, bu tür şeylere maalesef ki değer verilmiyor. Televizyonlara baktığımızda arkadaşlar bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Türkiye'nin Suriye siyasetini, Barış Pınarı'nı, bölge politikalarını değerlendiren arkadaşlara bakıyoruz. Hakkı Bey'i onların arasında göremiyoruz maalesef ki bu kitabın yazarını. Ben doktoramı Rusya'da yaptım. Doktoramı Rusya'da yapma sebebim iki ana sebebi vardı. Birincisi Turan'a inanan birisi olarak Turan coğrafyasındaki en önemli aktörlerden birisini daha yakından tanımak gerektiği kanaatindeydim. İkincisi de yanı başımızdaki Orta Doğu'yu bizden daha iyi takip eden bir yerde doktora yapmak istedim. Doktora yaptığım yerde Yevgeni Primakov diye bir adam duymuş olanınız vardır muhakkak. Yevgeni Primakov Rusya'da başbakanlık yapmış. Hakkı Bey'in bahsettiği bu kitaptaki Barzanilerin, KDP'lerin vesairenin esas kurucularından birisi ve Kürdoloji Enstitüsü kurmuşlar Rusya'da. Bu bölgeleri yakından takip etmek için. Bendeniz malumunuz geçtiğimiz 24. dönemde mecliste milletvekiliydim. Ve o dönemde bir siyasetçi dönemin başbakanı Orta Doğu'da bizden habersiz yaprak kımıldamaz dediğinde mecliste milletvekillerinin biliyorsunuz soru sorma yazılı sözlü hakkı var. Ben de şunu sormuştum. Orta Doğu'da Arapça bilen, madem bizden habersiz yaprak kımıldamıyor, Orta Doğu'da Arapça bilen kaç tane büyükelçimiz var? Cevap, bir tane, o da yeni gitti. Şimdi ne acı değil mi arkadaşlar? Ne acı? 100 sene önce Orta Doğu Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisindeydi, neredeyse tamamı. Amerika'ya gidin veya Amerika'nın bölgedeki büyükelçilerine bakın, çoğu Arapça bilir. Rusların kesin bilir. Şimdi şükür, onu da söyleyeyim, yani güzel şeyleri de ifade etmek lazım. Şimdi artık Arapça bilen, Rusça bilen büyükelçilerimizin sayısı artmaya başladı. Ama o zaman yoktu. Olmadığı için, örneğin Trablus'ta
Trablus'ta bir gün sonra darbe oldu. Bir gün önceki büyük elçi başkonsolosun, Trablus başkonsolosluğunun internet sayfasında şu açıklama vardı. Hiç unutmam. Değerli Türk vatandaşlarımız, Trablus'ta herhangi bir asayiş olayı beklemiyoruz. Herkes işinde gücünde olabilir. Trablus başkonsolosu. İsmini söylemeyeyim şimdi. Ertesi gün Trablus'ta darbe oldu. Yani bu kadar konuya vakıftık. Ve bizden habersiz Orta Doğu'da yaprak kımıldamıyor deniyordu. Musul'da başkonsolosluğumuz malumunuz işgal edildi. IŞİD tarafından işgal edildi. Siyasetçi olmamızın yanı sıra bir de strateji merkezi başkanıyım. TÜRKSEM diye bizim bir strateji merkezimiz var. Ve o bölgeyi yakından takip ediyoruz. Ayrıca Türkmen kardeşlerimizle de yerel kaynaklarla da yakın diyaloglarımız var. Biz konsolosluğumuzun etrafında IŞİD'in mevzilenmeye başladığını ve IŞİD'in konsolosluğumuzu işgal edeceğini öngördük. Çıktık bunu, konsolosluğumuz işgal edilmeden önce, saatlerce önce mecliste, meclis kürsüsünden ki Türkiye'nin en yetkili makamıdır orası, dedik ki konsolosluğumuz işgal edilecek, tedbir almak lazım. Tedbir almak nasıl olurdu? Örneğin bir savaş uçağı ben konuşma yaptığım saatlerde havalanmış olsaydı 45 dakika sonra Musul semalarında, Diyarbakır'dan havalansaydı Musul semalarında istenilen noktaya atış yapabilirdi. Veya bir helikopter kalksaydı, 5 dakika sonra bir helikopter kalksaydı konsolosluğumuzu boşaltmak için 45 dakika sonra konsolosluğumuzun bahçesine iner ve oradaki diplomatlarımızı, görevlilerimizi alıp geri gelebilirdi. Şimdi bizden habersiz Orta Doğu'da yaprak kımıldamıyor deniyor ama Orta Doğu'daki bugünleri maalesef ki öngörmemişiz. Bugünlere hazırlık yapmamışız. Yaptığımız çalışmalar slogandan öteye geçmemiş. Arkadaşlar devir bilgi devridir. Bilgi olmadan ne kadar bağırırsanız bağırın anca slogan atarsınız. İstediğiniz kadar Orta Doğu bizden sorulur deyin, Orta Doğu'da biz şöyleyiz deyin, böyleyiz deyin, Osmanlı'yı yeniden kuracağız deyin, istediğiniz kadar söyleyin. Sadece slogan atarsınız. Ama Eloğlu gelir orada, sizin yanı başınızda Rusya gelir, yeniden komşunuz olur. Amerika ta bilmem nereden 10 bin kilometreden gelir, sizin yanı başınızda komşunuz oluverir. O sebeple bugün gençlerimizin kitap fuarına ilgisi beni bir kez daha bu ülkeye olan inancımı güçlendirdi. Peki bölgede, Orta Doğu'da ne oluyor? Bunun için haritaya bakmak lazım arkadaşlar. Orta Doğu'da ne olduğunu anlamak için haritaya bakmak lazım. Bizim Türk milletinin en büyük eksikliklerinden birisi harita okumuyoruz. Aslında haritaya baksak, Orta Doğu'da ne olduğunu görürüz. O sebeple bizim strateji merkezinde gelen öğrencilere, stajyerlerimize harita okumayı ders olarak veriyoruz. Haritayı okumak lazım. Şimdi, imparatorluk geni diye bir şey var dünyada. Bazı ülkeler var ki, bazı milletler var ki onlarda imparatorluk geni var. Siz onların o genine ket vurmazsanız bir gün yeniden bir uyanış yaşarlar ve yeniden eski güzel günlerine dönerler. Türk milleti de bunlardan birisidir. Dünyada birkaç tane vardır bundan. 200'e yakın devlet vardır ama imparatorluk genine sahip millet sayısı çok fazla değildir. Bu sebeple de bizim yanı başımızdaki haritalar çizilirken arkadaşlar hep buna dikkat edilerek çizilmiştir. Rica etmiştim bir harita konulsun buraya. Nasıl bir harita bu? Ha, Suriye. Orta Doğu haritası koysaydık, daha geniş bir çerçeveden gözümüzün önüne Orta Doğu haritasını getirseydik arkadaşlar, Orta Doğu haritasında biz aslında Orta Doğu'da ne olduğunu,
sayfalarca kitap yazmaya, saatlerce anlatmaya gerek kalmazdı. Müsaade ederseniz biraz kalkarak anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'yi şöyle gözünüzün önüne getirdiniz. Bir de bunun yukarı tarafı var ama olsun, önemli değil. Yukarı tarafta büyük bir Türk dünyası var. Büyük bir Türk dünyası var ve Türkiye'nin Türk dünyası ile böyle daha iyi oldu. Karabağ ağıntısı ilginç bir şekilde daha 100 sene önce kesildi. Azerbaycan'da Nahçıvan Özerk bölgesi ile Azerbaycan'ın tamamı, ki tamam Azerbaycan'dır aslında. Burada bir Zengezur diye bir küçük bir alan bir şekilde Azerbaycan'dan alındı, Ermenistan'a verildi. Şimdi ne oldu bununla? Türkiye'nin Türk dünyasıyla karayolu bağlantısı kesildi. Bu 100 sene önce halloldu bu iş. Yanı başımızda İran var. Ama Türkiye'nin gücü sadece Türk dünyasından gelmiyor. Türkiye'nin bir diğer önemli özelliği, İslam coğrafyasına liderlik etme özelliği var. Ama hayaller veya sloganlar değil. Eğer Türkiye İslam coğrafyasıyla arasını, Türkiye'nin İslam coğrafyasıyla arasına bir bağ çekilirse ve buradaki zaten karayolu bağlantısı kesilmiş durumda, burada Ermenistan'da, ki Büyük Ermenistan hayali peşindedir. Düşünün, burada bir Büyük Ermenistan kurulmak isteniyor. Burada Büyük İsrail hedefleri söz konusudur. Eksik olan ne? Büyük Kürdistan. Onu da kurduğunuz zaman Türkiye'nin, zamanında Türkiye'nin önüne Çin Seddi'ni kuran zihniyet, bugün o Çin Seddi'ni harita üzerinde kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi ancak bu şekilde yeniden o imparatorluk genlerinin canlanmasına engel olabilirler. Peki, bunu yapmak için Türkiye'nin İslam coğrafyasıyla arasını bozmak için kurulması planlanan bu sözde Kürt koridoru dedikleri Kürdistan'ı kim destekliyor? En başta İsrail, değil mi? Peki İsrail ikinci kim destekliyor? Ermenistan bölgemizde. Çok ilginçtir. Çok ilginçtir. Bizim mesela Barış Pınarı harekatımızı, ki askerlerimize buradan başarılar diliyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömür sağlık diliyorum. İran da bize karşı çıkıyor burada. Çok ilginçtir. Halbuki PYD'nin bölgede ana hedeflerinden birisinin İran olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Bunların bilmemesine imkan yok. Konumuza dönecek olursak, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir, Büyük bir Kürdistan kurulmak isteniyor. 2, Büyük Ermenistan kurulmak isteniyor. 3, Büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bunların sözde haritalarını bir yerden temin edin, bakın, hepsinin aslında ortak haritası var. Bunlar birbirine düşman olması lazım. Niye? Çünkü Büyük Fırat'tan Nil arasındaki kalan coğrafyada Kürdistan haritası da orayı gösteriyor. Değil mi? İsrail'in demesi lazım ki, ya burası bizim Büyük İsrail projesi içerisinde, sen burada ne arıyorsun demesi lazım. Ama destekliyor. Büyük Kürdistan haritasına baktığınızda Büyük Ermenistan haritasının topraklarını kapsadığını görüyorsunuz. Onların da arasında bir kavga yok ama. Normalde kavga olması lazım. Çünkü hepsi aynı şeyi hedefliyor. Aynı topraklarda bir şeyler kurmaya çalışıyorlar. Tabii ki kursaklarında kalacaktır bu hayalleri. Ama aslında bütün bunların hepsinin geri planında Büyük Orta Doğu projesi, yani Büyük İsrail projesi vardır. Fırat ve İsrail'in bayrağını gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. İki tane çizgi var. Vaat edilmiş topraklar. Fırat ve Nil'in arasındaki topraklar. Suriye'de bunun içinde ve Türkiye'nin bir kısmı da bunun içinde. Bir yerde bir devlet kurmanız için ne yapmanız lazım? Orayı boşaltmanız lazım.
Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'in nasıl büyüdüğünü ve Filistin'in nasıl küçüldüğünü Birleşmiş Milletler'de haritalarla gösterdi. Nasıl oldu? O toprakların bir kısmı parayla satın alındı, bir kısmı orada zorla göç ettirildi ve bir kısmı da işgal edildi. Peki şimdi Suriye'de ne oluyor? Niye acaba Suriye'de savaş bittiği halde 5 milyon Suriyeli Türkiye'de? Niye? Ve çok ilginçtir. Kendilerini ümmetçi olarak addeden, siyasal İslamcı olarak addedenler aslında bakıyorsunuz geçmiş faaliyetlerinde ciddi Kürtçülük yapmış insanlardır. Ve bu insanlar Suriye'nin boşaltılmasını istiyor. Biz diyoruz ki insanlar gitsin yurduna yuvasına sahip çıksın. Niye sahip çıksın? Çünkü bakınız PKK gidip orada bir devlet kurmak istiyor. Gidip orayı işgal etmek istiyor. Ama buna karşı çıkanların arkadaşlar bir kısmı bilerek bir kısmı bilmeyerek Büyük İsrail projesine hizmet ettiğini ifade etmem lazım. Neden hizmet ediyor Büyük İsrail projesine? Çünkü o coğrafyada insanları boşaltmak lazım. Birinci merhaledeyiz burada. Birinci aşama Büyük İsrail projesinin bizim tarafta kalan kısmından bahsediyorum. Yoksa Filistin'in, Gazze'nin önemli bir kısmının o tarihi İslam coğrafyasının toprakları işgal edilerek zaten Büyük İsrail'in önemli bir kısmı kuruldu. Ama Büyük İsrail'in vaat edilmiş topraklarının tamamı daha elde edilmiş değil. Bunun için ne yapılması lazım? Toprakların boşaltılması lazım. Orası boşalacak. Sonra orada bir sözde Kürdistan kurulacak ve ardından Büyük İsrail hedeflerine, yani onlar daha sonra PKK'lılar orayı boşaltacak ve İsrail bahsettiği ve bayrağına da iki çizgi olarak koyduğu vaat edilmiş topraklara gelip yerleşecek. Bunu ifade ettiğimiz zaman ırkçı diyorlar. Bunu ifade ettiğimiz zaman faşist diyorlar ama kendilerinin Yahudi ırkçılığı yaptığını, kendilerinin Büyük İsrail projesine hizmet ettiğini, kendilerinin PKK'ya hizmet ettiğinin farkında değiller maalesef. Bugün Hakkı Bey'in bahsettiği, kitabında bahsettiği Irak'ın kuzey bölgesinde yaşananların aynısı bugün Suriye'de yaşanıyor. Bugün burada yaşadıklarımızı anlamamız için Orta Doğu'nun caşlarına bakmamız yeterlidir. Bu kitabına bakmamız yeterlidir. Arkadaşlar, Batuhan Bey terimler üzerinde çok doğru olarak ifade etti. Bazı terimleri biz niye kullanıyoruz? Ben ona bir katkıda bulunmak istiyorum. Bir tane terörist başı şimdi general olarak ifade ediliyor. Bu terörist başının kod adı Şahin Cilo. Ferhat Abdi Şahin. Bizim televizyonlarımız, yani saçımı başımı yolacağım değerli arkadaşlar ya, televizyonların karşısında bizim televizyonlarımız bu teröriste General Mazlum Kobani diyor. Her çıkan yorumcu buna General Mazlum Kobani diyor. Amerika bunu istiyor, bunu anladık. Amerika orada bir, hem de soyadı da Kobani diyerek oradan da bir algı yönetimi yapıyor. Tamam, Amerika orada bir kahraman yaratmaya çalışıyor. Bizimkilere ne oluyor Allah aşkına? Bütün televizyonlarda hangi kanalı açsanız, hangi yorumcuyu dinleseniz, hangi internet sitesine baksanız, kimisi terörist General Mazlum Kobani diyor, kimisi direkt General Mazlum Kobani diyor. Yani Türkiye'nin ne zamandan beri böyle algı oyunlarına, böyle yani çok basit algı oyunlarına alet olmaya başladı. Yani akniyet aramaya başlıyorum bir süre sonra. Bu kadar aptalca bir iş yapılmış olamaz arkadaşlar. Aksi takdirde kendi elimizle bir general tırnak içerisinde yaratacağız, öyle gözüküyor. Buradan ben bütün ilgili, yetkili kim varsa sesleniyorum. Bir an önce bir kamu diplomasisi çalışması yapılmalıdır. Bu adam teröristtir. Şuna talimat geliyor. Hükümetten talimat var.
Suriyelilerin karıştığı hiçbir olayı televizyonlar vermeyecek. Bak buna talimat verebiliyor. Hiçbir şekilde Suriyeliler suç işleseler, taciz, tecavüzde de bulunsalar Suriyeli ifadesi kullanmayacak. Yabancı uyruklu denecek. Bu konuda talimat var. Ya bir talimatla şuna versenize. Ne demek General Mazlum Kobani ya? Bildiğiniz terörist başı, affedersiniz, Apo'nun piçi, yanında manevi oğlu bir adam. Bir yaratık, adam bile değil, bir yaratık. Siz kalkmış televizyonlarda bunu cilalayıp duruyorsunuz. Bu sebepledir ki bizlere televizyon ambargosu koyuyorlar. Biliyorlar ki bunu diyenin ekranda gözüne sokarız. Ne demek General Mazlum Kobani? Buna itiraz edeceğimizi bildikleri için, bu konulardaki duruşumuzu bildikleri için televizyon ambargosuna devam ediyorlar. 20 dakikayı doldurduk sizde neden? Devam edelim müsaadenizle. Arkadaşlar, bölgemizde Büyük Orta Doğu Projesi'nin çalışmaları dün başlamadı. Türkiye'nin ilk strateji merkezi ASAM'da 2000'li yıllarda çalışırken, o dönemde Amerikan think tanklerinin, düşünce kuruluşlarının harıl harıl İslam ve demokrasi başlığı altında çalışmalar yaptığına şahit oldum. Ya ne demek İslam ve demokrasi çalışması? Yani Amerika niye yapıyor bunu? Ve sonra Büyük Orta Doğu kelimesi literatürümüze girmeye başladı. Büyük Orta Doğu projesi basit bir proje değil. Ve maalesef o dönemde Türkiye'deki yöneticiler de buna alet oldular ama çok şükür şimdi artık bunu, bu oyunu görmüş gibi duruyorlar. Görmüşe benziyorlar. İnşallah görüyorlardır oynanan oyunu. Büyük Orta Doğu projesi, Büyük İsrail projesinin tıpatıp aynısıdır arkadaşlar. Condoleezza Rice'ın o meşhur sözünü hatırlarsınız. 22 ülkenin sınırı ve rejimi değişecek diye. Bunların içerisinde Türkiye'de de vardı. Türkiye'de vardı. Arap Baharı günlerini hatırlarsanız Türkiye'de bir kesim sevinç çığlıklar atıyordu. İşte diktatörler gidecek, İslam coğrafyasına demokrasi gelecek. Oradaki işte Müslüman kardeşler iktidar olacak. Bunu dedikleri zaman ben o zaman yapmayın, etmeyin diyordum. Panellerde, televizyonlarda daha ambargo yoktu o zaman. Yapmayın, etmeyin diyordum. Biz bu filmi izledik daha önce diyordum. Nereden biz dedik? Bakınız 2006 senesinde Turuncu Devrimler diye bir kitap yazdım. Soros'un, tam başlığını da söyleyeyim, Soros'un Yeni Dünya Düzeni, İkinci El Demokrasi ve Neokonlar. Orta Doğu'da yaşanan, bugün yaşadığımız Arap Baharı sürecinin aynısını önce Balkanlar'da, 90'lı yılların evvelerinde, ardında Avrasya coğrafyasında yaşadık, gördük. Orada sivil devrimler deniyordu, turuncu devrimler deniyordu, renkli devrimler deniyordu. Çok ilginçtir. Aradan yıllar geçti. Benim 2007'de bir makalem vardı. Turuncu ampul devrimi artık Orta Doğu'ya ihraca hazır dediğimde bazıları şaşırmıştı. 2008 yılında Barack Obama'nın mecliste bir konuşması vardır. Satır aralarını doğru okuduğunuz zaman elin planını görebiliyorsunuz. Barack Obama dedi ki, biz Türkiye'nin bölgesinde rol model olmasını istiyoruz dedi. Neydi rol model? Neyin rol model olacaktı? Hatırlar mısınız? Bu Arap Baharı başlamadan önce Türkiye'nin müthiş bir algısı vardı Orta Doğu coğrafyasında. Türk filmleri rekorlar kırıyordu bölgelerde. Hatırlıyor musunuz? Her yerde Türk filmleri, Yeşilçam, Türk artistleri oralarda böyle hayranlıkla karşılanıyordu. Amerika'nın elindeki en önemli silahlardan birisi Hollywood'dur. Ve aynı silahı bizim üzerimizden Orta Doğu'ya uygulamaya çalıştı. Orta Doğu'ya bir devrim, tırnak içerisinde, yıkım göz göre göre geldi. Geldi ve Orta Doğu'da maalesef ki kan gölünü, Orta Doğu'da kanı, gözyaşını, Orta Doğu'da maalesef ki ölümü, bizim kucağımıza da 5 milyon Suriyeli olmak üzere 1 milyon Afganlı, 7 milyon arkadaşlar sığınmacıyı 40 milyar dolardan fazla bütçeye
harcamayı ve yanı başımızda da Büyük İsrail Projesi'nin yeniden hayat bulmasını sağladı diyorum. Şimdilik noktayı koyuyorum. Vakit ilerledi. O yüzden ben de çok uzatmayacağım. Ancak genel çerçeveyi çizdikten sonra bugün bizim her birimizin sokakta, mahallede, okulda, Batuhan Bey'in dediği gibi karşılaştığımız sığınmacı sorunu ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Öncesinde biz niye derdimizi anlatamıyoruz? Buna da bir değinmek lazım. Türkiye'de 5 milyonu Suriyeli olmak üzere 7 milyon sığınmacı var arkadaşlar. Bıraksak bunların neredeyse yarısı Avrupa'ya gidecek. Bir türlü kapılar açmıyoruz. Her gün Sayın Başkanım gerekirse açarız kapıları dedi ama bu açmak lazım. Ne kadar doğru acaba? Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak lazım. Ama şöyle de bir durum var. Bunu biz dediğimizde ötücü oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dediğinde herkes alkışlıyor. Alkışlamıyoruz, karşıyız. Öyle de bir durum var. Alkışlamıyoruz, karşıyız. Sıslamış bu düşüncelere. Bu düşüncelere karşıyız yani. Şimdi, değerli misafirler, biz eğer Suriye'de bir istikrar operasyonu yürütüyorsak, yani bir defa bu noktaya gelmesi yanlış, onu söyleyeyim. En başından bugüne olayların getirilmesi, Suriye'de istikrarın bozulması, bunlar yanlıştı. Ama bugüne geldik. Artık geriye sarma şansımız yok. Bugün yanı başımızda bir terör devletinin kurulmasına müsaade edemeyiz. Bir. İki, sığınmacıların geri dönmesini oluşturacak şartları mutlaka sağlamalıyız. Ama bunu sağlarken de dünyanın desteğini alarak bunu sağlamalıyız. Bir, Suriye'deki yerel hükümetin, Suriye resmi hükümetinin desteğini alarak bunu sağlamalıyız. İki, Suriye'nin biz toprak bütünlüğünü tanıyor muyuz? Tanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı öyle dedi. Hükümet öyle dedi. Tanıyoruz. Buraları işgal için gitmediğimizi de söylüyoruz. Doğrusu da o. Peki buraları daha sonra kime bırakacağız? Girdik, telafiyatı aldık, çıktık. Sonra bunu kime bırakacağız arkadaşlar? Ne istiyoruz? Eyvallah. Bu işin ayrı boyutu. Eğer kalacaksak konuşalım. Ama çıkacaksak eğer, Suriye'nin taşeronu muyuz biz? Suriye'nin ordusu var mı var? Destek olalım. Suriye ordusu gelsin orada. O operasyonu yapalım. Eğer biz orada kalacaksak tamam, bunu yapalım. Ama çıkacaksa Türk askerine Esad'ın taşeronu haline getirmemek lazım. PKK'ya karşı operasyonu gelsin Rusya'yla, gelsin İran'la, gelsin Amerika'yla ve Esad'la hep beraber yapalım PKK'ya karşı operasyonu. Netice itibariyle biz orayı temizledikten sonra bunu Suriye resmi hükümetine devredeceğimizi söylüyoruz. Peki niye biz dünyaya haklılığımızı anlatamıyoruz arkadaşlar? Bakınız, İran örneğini onun için verdim. İran bile bizi bu operasyon dolayısıyla suçladı. Yani herkes biliyor ki PYD, orada 100 bin kişilik bir PYD ordusunun birinci hedefi Türkiye ise bir o kadar ikinci hedefi de İran'dır. Bir süre sonra İran operasyonları için kaşeron olarak kullanacaklar. Ama buna rağmen İran bizi burada anlaşılmaz bir şekilde bizim karşımızda ve o bildiğiniz klasik Fars oyunları yine burada devreder. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ne mültecileri bırakmıyoruz, bunun için para harcıyoruz, bunun için emek harcıyoruz. Ve mültecileri kendi ülkesine geri götüreceğiz diye yaptığımız operasyonu Avrupa'ya anlatamamışız. Avrupa bizi işgalci olarak burada tanımlıyor. Avrupa'da gidin PKK'lılar her gün bir Avrupa şehrinde Türkiye aleyhine mitingler yapıyor. Cumhurbaşkanına katil Erdoğan diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğe katil devlettir diyor ve her türlü hakaret ediyor. Derdimizi anlatamamışız. Amerika'sı öyle bir tane mülteci almamış, Suriye'de almamış Rusya ama sınır komşumuz oldu. İran'da bir tane mülteci yok, Suudi Arabistan'da bir tane mülteci yok, Suriye'de yok. İslam coğrafyasında bir tane mecburen alan ülken vesaire hariç Suriye'de yok.
Ama hepsi bizim karşımızda. Arap Birliği'nden bize kınama geldi. Arap Birliği bütün ülkelerinden ortak kararla bize kınama geldi. Allah'a şükür ki Türk Birliği'nden destek mesajı geldi de Türkiye'de gerçek kardeşlerimizin kim olduğunu herkes anladı. Çok şükür. Elbette İslam coğrafyasıyla da biz kardeşiz. Elbette onlarla da kardeş olmak istiyoruz. Ancak Amerika ile bir olup, İngiltere ile bir olup bizi Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi arkamızdan hançerlemedikleri sürece. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Bizim bir kamu diplomasimiz yok. Türkiye derdini anlatamıyor. Hocalı'da katliamı Ermeniler yapıyor. Türkiye'de katliamı Ermeniler yapıyor. Ama sanki Ermenileri biz katletmişiz gibi dünya bizi suçluyor. 2 sene önceydi, daha televizyon ambargoları yokken bir televizyon kanalında dedim ki, o zaman Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'ye geldiğinde dedim ki, helak yaptılar Türkiye'de, var mı var? Çıksınlar havalanı yoluna, gitsinler Amerikan Büyükelçiliği'nin önüne desinler ki biz ülkemize dönmek istiyoruz, artık IŞİD yok. Tel Aviv'de Amerikan askerleri devreye geziyor. Orada YPG ve Amerikalılar var. Biz niye ülkemize dönemiyoruz? Bunu desinler. Gitsinler Birleşmiş Milletler'in önüne. Biz bugün Tel Aviv'e girdik diye bize işgalci diyor bu ülkeler. Rus konsolosluğuna, Rus büyükelçiliğine gitsinler. Biz Tel Aviv'e dönmek istiyoruz desinler. Ve bunu yaptıramadık. Bir Allah'ın kulu, hükümette yetkili bir Allah'ın kulu çıkıp da Türkiye'deki Suriyelilerin eline bir tane pankart verip Amerikan elçiliğinin önüne, Rus elçiliğinin önüne, Birleşmiş Milletler'in önüne götüremedik. Avrupa Birliği temsilciliğinin önüne götüremedik. O gün bunu yapsaydık, o gün Tel Aviv'liler sınıra gitseydi, biz götürseydik. Sınır zaten dünyadaki her türlü gazetecinin gelip orada hazır bulunduğu bir yer, kimseyi getirmeye de gerek yok. Biz bunu yapmış olsaydık, değerli misafirlerimiz, bugün kendimizi dünyaya anlatma gibi bir derdimiz olmazdı. Ama çok ilginç bir şekilde denizi geçip derede boğuluyoruz. E olsun canım, dünya bize karşı çıksın, ne yapalım deme lüksümüz yok. En basitinden dolar ufacık bir hareket ettiği zaman, bir takım ambargolar devreye girdiği zaman o hepimizi, Türkiye'yi, Türk milletini, Türk ekonomisini etkiliyor. O sebeple bizim bu işleri daha hazırlıklı yapmamız lazım. Buradan hükümete sesleniyorum, hala geç değil. Derdimizi anlatabilmemiz için elimizde çok güçlü bir araç var. Sığınmacıların ta kendisi. Onlar da destek olsunlar. Onlar da sınırda gösteri yapsınlar. Biz ülkemize dönmek istiyoruz desinler. Ama bununla beraber artık yavaş yavaş geri dönüşleri de konuşmamız lazım. Peki dönmek istiyorlar. Türkiye'nin dönmek mecburiyetindeler, öyle bir. Hocam her yer harıl, herkes ev alıyor. Öyle bir dünya yok. Bakınız, Türkiye'deki sığınmacıların statüsü geçici sığınma statüsündedir. Bu şu demektir, geçici. Bunların kalıcı olma gibi bir şansı yok. Mülteci statüsünde değiller. Peki ev alıyor, nasıl olacak bu başkanım? Ev alıyorlar. 250 bin doları veren ev alıyor ve vatandaşlığı alıyor. Bu ayrı bir fasıl maalesef. Ama onun dışında genel konuşacak olursa 1 milyondan fazla Afganistanlı genç savaşabilecek ve çoğu savaşmış erkek var. Bakın Türkiye'de. 1 milyondan fazla. 1 milyondan fazla 10 yaş altı Suriyeli çocuk var. 2 milyona yakın Türkiye'de genel toplamda Türk ordusunun mevcudu ne kadar biliyor musunuz? 380 bin. Türk ordusunun mevcudu 380 bin. Türkiye'de savaşma kabiliyetine sahip 2 milyon yabancı insan var. Suriyeli ve Afganlı. Yani bunu dünyanın aklı başında hiçbir ülkesi kabul etmez. Bu bir beka meselesidir. Eğer bir beka meselesi varsa asıl beka meselesi budur. Ama daha önemlisini söyleyeceğim. Biz kimseden nefret etmiyoruz arkadaşlar. Biz hiçbir milleti kendimizden aşağı veya yukarı görmüyoruz. Suriyeliler de bizim kardeşimizdir.
Biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen yüce birliğinin mensuplarıyız. Kadına, çoluğa, çocuğa bakalım diyoruz zaten. Ama sahillerde de kimse nargile fokurdatmasın, Mehmetçik orada şehit olursa. Ve PKK'lılar orada Telapyat'ta Arapların, Türkmenlerin boşalttığı evlerde bir Kürdistan kurarken onlar burada sahilde nargile içmesin diyoruz. Bunu demeyelim mi? Türkiye bir demografik katastrofa doğru gidiyor. Türkiye'de 7 milyon doğurganlık oranı son derece yüksek ve asla topluma entegre olmayacak bir kesim var. Hiçbir şekilde entegre olmayı düşünmüyor. Yaşadığı apartmanda başkasını ben burada misafirim, başkasını rahatsız ederim gibi bir düşünce içerisinde değiller. Bizden daha rahatlar bakın. Çok rahatlar. Çok rahatlar. Yok, öyle bir. Bizim TürkSam'da göç enstitümüz var. Yani bununla ilgili maalesef çok dezenformasyon da var. Bir geri dönüş stratejisi duydunuz mu herhangi bir yetkilinin ağzından? Artık 10 sene oldu, artık konuşmalıyız. Geri dönüşü nasıl yapacağımızı konuşmalıyız. Yani en büyük zulüm insanların elinden, yurdundan, yuvasından ayrı düşmesidir. Bu zulmü biz bu insanlara niye yapıyoruz? Bu insanlar kendi yurdunda, yuvasında mutlu, mesut yaşasın istiyoruz. Elbette burada iş yeri açan var, evlenen var, bir takım ilişkisi olanlar var. Zaten sınırlar demir perde çekmeyeceğiz. Zaten gelip gidecekler. Ama daha önemli bir tehlikeden bahsedip hemen bitirmek istiyorum. Konuşacak bu konuda çok şey olmasına rağmen. Türkiye'de 2010-2011 senesinden sonra gelen, gözünüzün önüne şöyle bir getirin. Suriyeli çocuk getirin. 10 yaşında, 2010 senesinde 10 yaşında olsun, 9 yaşında olsun, 11 yaşında olsun. Bugün kaç yaşındadır? 17, 18, 19, 20 yaşındadır. O çocukların önemli bir kısmı travma yaşamışlar. Bu çocukların önemli bir kısmının ailesinden bir fert savaşa maalesef bir kurban gitmiş. Şunu da söyleyeyim, Esed'in zulmüne de kurban gitmiş. Böyle konuşunca zannedemezsin ki biz Esed'in doğru bir adam olduğunu düşünüyoruz. Asla. Ama bunu söylerken de Esad ne kadar zalimse Suudi kralı da o kadar zalimdir. Onu da söylüyoruz. Öteki Orta Doğu liderleri de o kadar zalimdir. Onu da söylüyoruz. 10 yaşında bir çocuk Türkiye'ye travmayla gelen bir çocuk bugün yaklaşık 8, 9, 10, 10 sene geçmiş üzerinden 18, 19, 20 yaşındadır. Bakınız, kamplarda yaşamıyor. Sadece mültecilerin, sığınmacıların %1 kamplarda yaşıyor. Bu insanlar sizin, bizim çocuklarımızın, sizinle, bizimle aynı ortamlarda yaşıyor. Bu olsun ne güzel, bunda bir sorun yok ama çocuklarınızın elinde cep telefonu var değil mi? Birçoğunuzun var. Gençlerin elinde cep telefonu var. Bu çocukların elinde yok. İsteyecek genç. Bir kısım çocuklarınızın arabası var. Bunlarda yok. Genç isteyecek. Kız arkadaşı var, erkek arkadaşı var. Bunlar da bir süre sonra böyle talepleri olacak. Bunların travma yaşamışlar. Önemli bir kısmı okuma yazma dahi bilmiyor. Önemli bir kısmı. Çoğu Türkçe bilmiyor. Dolayısıyla çalışma yetisi yok bu insanların. Belli yardımlar yapılıyor. O yardımlarla geçiniyorlar. Peki bir süre sonra bu çocuklar da istemeyecekler mi? Cep telefonu, araba, başka şeyler istemeyecekler mi, isteyecekler? Peki bunu alacak parası var mı? Hayır. Ama bunu elde etmek istediklerinde karşımıza ne çıkacak? Bir suç örgütü çıkacak arkadaşlar. Bugün zaten get dolaşma, bugün zaten çeteleşme başlamış durumda. Bu çocuklar bir süre sonra sayısı 1 milyondan fazla. Bakınız 900 bini olmasın. Bu çocuklardan 1 milyondan fazla bunun 900 bini gerçekten de hiçbir suça bulaşmasın. Ne kaldı geriye? 100 bin. Bu çok ciddi bir rakamdır. Çok ciddi bir rakamdır. Allah korusun. Yarın bunlardan birisine $1000 verdiğinizde her türlü suç işler.
Yarın bunlar küçük çeteler oluşturacaklar. Ardından bu çeteler bir adım öteye gidip mafyalaşacaklar. Bir adım öteye gidip istihbarat örgütlerinin, uluslararası terör örgütlerinin birer elemanı haline gelecekler. Türkiye için bu büyük bir tehdittir. Biz eğer artık yavaş yavaş geri dönüş stratejisini konuşalım diyorsak, bütün bu tehdit ve tehlikeleri gördüğümüz için söylüyoruz. Biz herhangi bir ırktan, herhangi bir milletten nefret falan etmiyoruz. Yaradanı severiz, yaratılanı severiz yaradandan ötürü. Bütün Allah'ın kullarını biz eşit severiz. Ama bu tehdidi ve tehlikeyi de kendi milletimizi de sevdiğimiz için söylemek ve bunun tedbirlerini almak durumundayız arkadaşlar. Bu sebeple de duyarsız kalmayalım. Elimizde Allah'a şükür her türlü ambargoya rağmen sosyal medya diye bir olgu var ve sosyal medyayı doğru kullanmak lazım. Vatanseverlerin, Türk milliyetçilerinin, bu ülkenin geleceğini düşünenlerin, kendi çocuklarının geleceğini düşünenlerin, yarın çocuklarınızın rahat rahat sokaklarda devletin güvencesi ve güvenlik şemsiyesi altında rahat dolaşacağını, dolaşmasını istiyorsanız, yarın Türkiye'de suç oranlarının minimuma inmesini istiyorsanız sesimizi yavaş yavaş hukuk içerisinde yükseltmemiz lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Bir Türk suça karıştığı zaman istihbaratın, polisin, emniyetin bunu bulması kolay. Parmak izi vardır, nüfus kağıdı vardır, komşusu vardır, akrabası vardır, telefonu vardır, kaydı vardır, teknik takibi vardır. Ama hiçbir kaydı olmayan, hiçbir şekilde ne parmak izi, ne komşusu, ne akrabası, hiçbir şekilde adeta var olmayan bir suçluyu bulmak kolay olmayacaktır. Türk emniyetine de, güvenlik güçlerine de büyük bir yük binecektir ve bir süre sonra içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. O sebeple bu itirazımızı biz yaparken bunun o ifade edildiği gibi bir gerekçeyle değil, Türk milletinin geleceğini ve bekasını düşündüğümüz için yapıyoruz. Maalesef ki bizim şöyle bir hatamız var. Çok suçlamalara maruz kalıyoruz. Niye biliyor musunuz? Bazı şeyleri erkenden öngördüğümüz ve söylediğimiz için. Mecliste konsolosluğumuz basılacak dediğimizde AK Parti sıralarından atma, belgen var mı, vaktimizi bundan alma diyorlardı. Arap Baharı tehdittir, tehlikedir. Bakın bu bölgeye kan revan getirecek dediğimizde siz bölgeye demokrasi gelmesini istemiyorsunuz. Siz Müslüman kardeşlerin Orta Doğu'da iktidar olmasını istemiyorsunuz. Siz Türkiye'nin bölgede gücü etkisi artsın istemiyorsunuz diyorlardı. Ne oldu neticede? Türkiye Orta Doğu'da bir Allah'ın kuluna ne selam verebiliyor ne selamını alabiliyor. Maddi ve manevi kayıplarımızı hele saymıyorum. Bu konuda da tarih bizi maalesef haklı çıkaracaktır. Türkiye'de 7 milyondan fazla sığınmacı konusu Türkiye için bir beka sorunudur. Bunun tehdit ve tehlikelerini yarın yaşayacağız hep beraber. Umarım geç kalmadan yaşarız ve bunun için de Türkiye'yi bu tehdit ve tehlikelerden korumak için de biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun.